Türkiye'nin tek insan kaynakları ve iş hayatı programı İşin Güzel Yanına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi İşin Güzel Yanında her hafta doğru istihdamdan çalışan bağlılığına, yeteneklerin cezbedilmesinden kişisel gelişime her açıdan iş hayatını ve insan kaynaklarını konuşuyoruz. Bugün şirketlerde iç iletişimi konuşacağız. Şirketler çalışanlarıyla nasıl iletişim kuruyor? Çalışanlar şirketlerden neler bekliyor? Konuğumuz, değerli konuğumuz İdil Türkmenoğlu. İdil Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyi, teşekkür ederim. Ee, hemen e, esasında en son çok çıkan kitapla sorularıma başlamak istiyorum. E, torpil değil, Networking. Evet. E, yeni çıkan e, kitabınız şu anda da yayında görebiliyoruz. Ama ondan önce de kurumsal iç iletişim ve pozitif yönetim ikisi de çok değerli kitaplar ama son çıkandan başlamak istiyorum networking kelimesi ne anlama geliyor? Sizin için ne ifade ediyor? Bunu İngilizce koymak zorunda kaldık. Aslında diğer kitaplar tahmin edeceğiniz gibi 25 senedir insan kaynakları organizasyon işindeyim. Daha kurumlara yönelik, yöneticilere yönelik. Fakat e, şunu gördük ki bütün hem adaylarda hem çalışanlarda hem de kişisel kariyerimizde aslında bireysel olarak en önemli yetkinliklerden biri networking. Ben hiç CV ile iş aramadım. Eminim siz de. Aramadım, evet. Bu işleri programları evet. yaparken de. E, ...kimse birbirimize başvurmadı. Birbirimizi networklerimizden tanıyarak buraya çağırdık. Aslına bakarsanız iş bulmaktan hayatınızı sürdürmeye kadar... ...hatta tatilinizi planlamaya kadar her şey çevreniz, tanıdıklarınız... ...tanıdıklarınızın tanıdıkları sayesinde gerçekleşiyor. Ama bunun önemini insan kariyerinde bir süre ilerledikten sonra anlıyor. Yeni mezun olduğunda çok fark etmiyor. Bir de torpille karıştırılıyor. Hı hı. Bunun e, önemini görünce Boğaziçi'nde de bir dersimiz var... Gelen bütün büyük konuşmacılar da hep bunu söylüyor. Tanıdığım şunu önerdi şuradan, şuraya gittim bununla bu işi kurdum falan. Biz dedik ki o zaman öğrencilerimize networking becerisini öğretelim ilk dersten itibaren. Ve bunun için ortak yazarımız Işıl Taysever, benim yine network'ümden, psikoloji master'ımdan sınıf arkadaşımı davet ettim. Ve o networking dersi verdi, bir saat. Ardından da öğrencilerimize 8 dönem yani toplamda 400 öğrenci eder. Öğrencilerimize tanımadıkları bir ismi verip bu becerileri kullanarak o kişiye ulaşmalarını istedik. İnanılmazdır, bunu tabii ödev puanladık hı hı. ve inanılmaz öğrenimler çıktı. Bunları da dedik ki Işıl'la birlikte o zaman kitaplaştıralım. Kariyerine yeni başlayanlar için çok iyi bir rehber kitap olabilir ve aslında torpille de karıştırılmaması gerektiğini ve aynı zamanda bunun e, öğrenilebilir bir beceri olduğunu göstermek istedik. Onun için bunu aradan çıkarttık o kitabı. Peki esasında networking deyince insanlar kartvizit vermek ilk başta zannediyor değil mi? Ama öyle değil. Hiç değil. Kartvizit verip şey yapmak, aradan çıkmak networking anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Ayrıca mesela birini aratıp ya bizim çocuk bir iş arıyordu yardımcı olun demek de torpil oluyor zaten. Aynen evet. Networking kendi yeteneğinize, bilginize, becerinize güvenerek bunu doğru biçimde birine anlatıp başkalarına anlatmasını sağlamak. Ve istediğinize ulaşmak demek. Ve aslında bakarsanız kafanızdaki problemi mutlaka önceden çözmüş biri vardır. Ulaşmak istediğiniz birine sizden önce ulaşmış biri mutlaka vardır. Onu tanımıyor olabilirsiniz ama onu tanıyanları tanıyor olabilirsiniz. Kitapta da zayıf bağlar, kuvvetli bağlar ve bunların nasıl geliştirilebileceği, elden ele, dilden dile nasıl sizlere ulaştırabileceklerini anlattık. Burada önemli olan sürekli karşıdan bir şey almak değil de benim değerim ne, ona ne değer katabilirim, bu iki ilişkimize ne değer katabilirim ve beni bir sonraki noktaya ulaştırması da faydası ne? Onu anlatabilmek. Şöyle ilginç bir şey var. Dünyadaki herhangi bir kişide <laughs> 6 kişi kişiyi 6 kişi uzaktayız diyorsunuz. Hatta Prens Charles'a ulaşmışsınız. <laughs> evet tam öyle oldu. Biraz açar mısınız bu teoriyi? Ee... Bu aslında Stanley Milgram'ın yaptığı 50'lerin sonunda yaptığı bir denek. O zaman düşünün internet yok, hani telefon falan çok zor. Ee, bir Amerika'nın bir eyaletinde bir grup insana mektup veriyor, bastığındaki birine ulaştırmalarını istiyor. Sadece diyor elden ele ulaştıracaksınız. Ortalamada da altı adımda elden ele o mektupların ulaştığı ortaya çıkıyor. Altı derece uzak zaten popüler kültürün lafı oluyor ondan sonra. Aslına bakarsanız geçenlerde Facebook, LinkedIn bunun kendi araştırmalarını da yaptı. Örneğin Facebook'ta üç buçuk dört ortalama ile herkes birbirine bağlı. Aslında daha da kolaylaştı. Hı hı. Ama diğer taraftan tahmin edeceğiniz gibi böyle LinkedIn'den yazarak biriyle bağlantı kurulmaz. Tanımadığımız birileriyle gidilemez. Ama sözünüzü kesiyorum. Mesela Facebook aracılığıyla şunu çok net gördüm ben. Hiç ummadığım kişilerin ummadığım kişilerle arkadaş olduğunu gördüm. Tam da o zaten. Yani ulaşmak istediğiniz kişiyi araştırıyorsunuz. Onu tanıyor olabilecek, sizden daha iyi tanıyor olabilecek kişileri bulup, Hı -hı. Rica ediyorsunuz ama torpil değil, Hı -hı. niçin ulaşmak istediğinizi, ne değer katabileceğinizi anlatarak, onlar da ikna olarak sizi ulaştırıyor zaten. Peki nasıl yönetebiliriz? Bu network'ü sağladık, bir network'ümüz var artık, ee, güzel ilişkiler kurduk, bunu nasıl yönetmeliyiz sağlıklı bir şekilde? Aslında bir öncekinde de çok eksik var, İsterseniz Hı -hı. onu söyleyelim. Çünkü kendi üniversitelerimizde bile çocuklar hep aynı insanlarla takılıyorlar, aynı kişilerle kantine gidiyorlar, aynı şekilde mezun oluyorlar. Kendi sınıfımdaki öğrencilere sınıfınızdaki herkes tanıyarak mezun olduğunuzdan emin olun. 15-20 sene sonra hepiniz iyi kurumlarda, iyi yerlerde bir şeyler yapıyor olacaksınız diyorum. Tanımadıklarını görüyorum. Aslına bakarsanız ilk adım sadece aynı aynı ortamlarda olmak değil. Bu ortamları çeşitlendirmek, gruba yeni insanlar katmak, yeni aktivitelere girmek, çıkmak, network'ünüzü genişletmek. Genişlettikten sonra da sıcak tutayım diye bir derdimiz yok bizim iddiamıza göre bu kitapta. Çünkü sıcak tutayım bazen de şey oluyor biliyorsunuz, e, gereksiz böyle bir e, şey, e, ne derler, oyalama oluyor. Hani Bir hal hatır sormaya aradım, niye? Hani sıcak tutayım, öyle değil. Evet. Hepimizin vakti kıymetli. E, tabii. Onun için değer kata kata gitmemiz lazım. Yani ben sizinle işte bu, bu vesileyle tanıştım. Yarın aklıma yaptığınız işlerle ilgili bir şey gelirse hakikaten arayıp size söylerim. Hı -hı. Böyle sıcak tutabiliriz. Ama hafta arayıp e nasıldı programda güzeldi dersem ne size faydası var ne bana Aynen. faydası var. İnsanları da rahatsız eden bir şey bu. Evet. Bunlardan da kaçınılması lazım. Bu faydayı da çıkarcılık olarak söylemiyorum. Hı -hı. Zamanı doğru yönetmek açısından tabii, kesinlikle, söylüyorum. Kesinlikle. Değer katmak üzerine söylüyorum. Ben sizi arayıp yemeğe de davet edebilirim. Bu da değer katmak. Hı -hı. Ama hani ne yapıyorsun bir hatırını sorayım dedimle networking olmuyor. Geçen bir yönetici Twitter'da şunu yazmıştı. Demişti ki ya bazı insanlar bana ulaşmaya çalışıyor, hal hatır soruyor. Fakat ne olur beni yanlış anlamayın. Ben yoğun bir insanım. Üst <laughs> Dönemiyorum. düzey bir yöneticiyim. Dönemiyorum. Yani e, lütfen alınmayın diye Twitter'da yazdı. Bence çok samimi bir Hı -hı. Çok, e, tweetti. çok sabimi çok haklı hı hı. networking ödevi verdiğimizde de mesela çocuklar doğrudan işte LinkedIn'den Twitter'dan direkt mesaj yazdığı zaman o, o insan hı. ya niye şimdi benimle bağlantı kuruyor Niye ki tanımıyorum hı hı. diyor Ama o kadar enteresan hikayelerle karşılaştık ki bu ödevlerde kulaktan kulağa kulaktan kulağa gitmiş işte çok önemli bir devlet Kurumunun başkanı aramış. İşte benim çocuğumun sınıf arkadaşı bilmem kime ulaşmak istiyormuş diye. Veya e, çok ünlü bir bankacı, e, hedef verdiğimiz kişiyle hiç tanışmamış biri. Çok merak ettim, çok güzel bir ödev falan diye tanışmışlar. Aslında network sadece kendimize değil, araya koyduğumuz insanlara da katkıda bulunuyor. Tabii ki, tabii ki. Biraz iş hayatına girelim isterseniz. E, i̇ş hayatında e, başarılı olmak için öğrenciler, yani mezun olanlar, zayıf yönlerini mi önem göstermediler yoksa tam tersi mi? Şimdi bu pozitif yönetim kitabında evet, e evet. aslında gündeme getirdiğimiz bir konu ama aslında pozitif psikolojinin bize öğrettiği bir şey. 2000'li yıllardan itibaren tartışılıyor. Elbette zayıf yönlerimizi ortalamaya çekmek zorundayız. Ama gerçekten gelişip güçlenebileceğimiz, birbirimize fark yaratabileceğimiz konularsa güçlü olan taraflarımız. Fakat eğitim sistemi, şirketlerdeki yetkinlik sistemleri, işe alım sistemleri ne yazık ki neyi yapamadığımıza odaklanıyor. Örneğin işte iletişim teknikleri, sunum becerileri. Kaça kadar yaptığınıza bakıyor, yapamıyorsanız o eksiklik için eğitime gönderiyor. Şimdi işimiz için bu gerekliyse belli bir ortalamaya kadar ilerletmeliyiz ama aslında e, herkesten farklı yaptığımız şeyler güçlü taraflarımız. Aslına bakarsanız e, Zayıf taraflarımızı anlamsızlaştırmak ve güçlü taraflarla yürümek lazım. Örnek vermek gerekirse bunu kitapta da yazdım. Ünlü e, golf oyuncusu Tiger Woods aslında tüm şampiyonalarda birinci ve e, başarılı sayılabilecek biri. Fakat kum atışlarında dünya sıralamasında çok geride. Demek ki o parkuru beceremiyor. Şimdi bazen düşünüyorum Tiger Woods karne alan bir öğrenci olsaydı, kum atışlarından kırık not aldığı için annesi babası o kursa mı gönderirdi sürekli, oradan mı özel ders aldırırdı? Veya iş yerinde çalışıyor olsaydı, hafta sonları kum atış eğitimine mi gönderilirdi? Halbuki onu anlamsızlaştıracak kadar iyi diğerlerinde. Hı hı. O halde bizim aslında yapabileceğimiz şeylere odaklanmak patinaj çekmemizi de engelliyor. Ee, şeyi görüyorum, üniversiteye yeni mezun olmuş. iş hayatına atılacak bir sürü insan daha şunu da yapayım, bunu da yapayım. SAP de öğreneyim, şu kursa da gideyim, İngilizce mi de bilmem ne yapayım. Bunun sonu yok eksiklikleri tamamlamanın. Bir an önce iyi taraflarımızla yola çıkıp gerektikçe tamamlamamızı tavsiye bu, ediyorum. Bu şey gibi yani kitap fuarına gidip bütün renkli kitapları alıp sonrasında da hiçbirisini okumamak gibi bir şey yani. Hiç Önemli olan bir şeye odaklanmak. İlgilendiğiniz alanı bilmek, ne iyi olduğunuzu bilmek. Bir arkadaşım e, yıllardır gitar çalıyordu ve e, çok kısa zamandır gitar çalan birisiyle tanışmış. Çocuğun yeteneği varmış gitara ve ondan 20 kat daha iyi gitar çalıyormuş. Orada da aydınlanmış, bir aydınlanma yaşamış. Hani <laughs> hayata dair bir aydınlanma yaşamış. Sizin dediğiniz <laughs> gibi demiş ki yani tamam ben e, çalışarak belki biraz ona yaklaşabilirim ama onun yeteneği var. Yani ona hiçbir zaman yaklaşamam. E, o yüzden arada sırada şimdi gitar çalıyor. <laughs> Kurumlarda olmadığımız şeylere benzemeye çalışarak vakit geçiriyoruz. Halbuki kendi herkes otentik halini yansıtabilse. ise. E, şimdi insan kaynaklarının, organizasyonlarının dışına çıktığım için daha rahat konuşarak söyleyebilirim. Çok uzun zaman önce yetkinlik setlerine savaş açmıştım. Ama... 7-8 yetkinliğe insanları sıkıştırmaya çalışmak, onlar üzerinden ölçmek, değerlendirmek bana çok büyük haksızlık gibi geliyor. Yani esprili olmak, mesela akil olmak hiçbir yetkinlik setinin içinde yok. Ama bir kurum için ne kadar kıymetli olduğunu siz biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla çalışanların e, iyi yapabildiği şeyleri de tespit etmek, onların da envanterini toplamak ve onlar üzerinden puzzle gibi organizasyonda ekipler kurmak son derece daha etkili. Son derece derken rakamlarla söyleyeyim. Güçlü yönleri üzerine feedback alan çalışanlar, geri bildirim alan çalışanlar… E, işlerinde buçuk daha yüksek performans gösteriyor. Turnover %20 azalıyor. Ya da bağlılık oranının %20 iyileştiğini söyleyebilirsiniz. Yani aslında şeyi düşünün. Biri size sürekli yapamadığınız şeyi anlatıp bu konuda patinaj mı çektirsin? Yoksa sizin pırıl pırıl farklı olduğunuz özellikleri organizasyon içinde kullanıp değer katmanıza mı imkan versin? Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Eksi sözlükte bir yazar sizin için şunu yazmış. Türkiye'de insan kaynaklarını en ciddiye alan kişileri. <laughs> çok... Burada, buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum: Şirketlerle ilgili gerçekten çok tecrübeniz var, üst düzey yöneticilik yaptığınız birçok Türkiye'nin en önemli şirketlerinde. Şirketler şimdi dışarıdasınız. Zamanın ruhunu yakalayabiliyor mu sizce? Yakalayabilenler var, yakalayamayanlar var. Çok eski de kalanlar var. Zamanın ruhu tarafından çekilmek zorunda kalanlar var. Siz de görüyorsunuz Hı -hı, evet. kurumlarda çalıştığınız için. Ee, şöyle düşünüyorum. Yani bu böyle bir aydınlanma az önce söylediğiniz gibi o gitarcı arkadaşın aydınlanması gibi. Ben de böyle bir yerde bir okudum ve evet bu dedim. Şu Mesela ikimiz birbirimizi tanıyoruz. Ben sizin becerilerinizi biliyorum. Siz benimkileri biliyorsunuz. Şirket kuruyoruz birlikte. Ve ben o kadar eminim ki o işleri iyi yapacağını Sormuyorum bile. Siz de benden eminsiniz. Fakat işlerimiz büyüdü. bir asistan aldık. Şimdi ben düşünmeye başlayabilirim. Acaba o asistan Mehmet Onur kadar güzel telefonları yanıtlıyor mu? Teklifleri acaba onun kadar doğru hazırlıyor mu diye şüphelenebilirim. Aynı şüpheyi siz de taşırsanız otururuz ekiplerimize prosedürler yazarız. Telefonu üç kere çalınca aç. İşte teklifi ben görmeden yollama. Bir de İdil görsün imzalasın. O zaman ne oldu? Başka iki kişilik startuplar önümüze geçmeye başladı. Daha iyi yeteneklerle çalışanlar önümüze geçmeye başladı ve biz kendi kendimize, kendi prosedürlerimizde boğulmaya, Doğru. yavaşlamaya başladık. Ve aslına bakarsanız zamanın ruhu dediğiniz şey, her bir insanı şirketin sahibi gibi, gerçek sahibi gibi görüp, yetenek gibi görüp, onlara koşulsuz güvene dayanıyor bana kalırsa. Bu resepsiyonist için de böyle. Santral görevlisi için de böyle, satış temsilcisi için de böyle, insan kaynakları müdürü için bile böyle. Hı hı. İK müdürü orada vicdanına, politika ve prosedürlere uygun gelen kararı verebilmesi ve yürüyebilmesi lazım. İnisiyatif kullanabilmesi lazım. Hızlanabilmesi lazım. Zamanın ruhu deyince şu anda aklımıza ne geliyor? Bilginin her yerde olduğu, her şeyin çok hareketli olduğu, çok çabuk değiştiği, insanların da böyle jöle gibi oradan oraya kaydı Bu durumda biz corporate kurumsal gömlekler içinde insanları tutmamız çok zor. O yüzden şirkete göre değişiyor dememin sebebi şu. Öyle büyük kurumlar gördüm ki bu esnekliği tanıyor çalışanlarına. Yetenek bazlı bakıyor, prosedürlerini gevşetiyor, kurum içi girişimciler yaratıyor, inkübasyon merkezleri kuruyor filan. Bazı yerler varsa ki hala satın almada üç tane ihale filan diyor. Yakalayan var, yakalayamayan var. Yavaşlatıyor. Ben 20-23 yıl önce kurumsal şirkette çalıştığımda inanın ki mail yoktu. Memolar böyle asılırdı <laughs> panolara, onlardan takip ederdik. Ben Oradan de öyle buraya... bakardım, yaşımız çıkıyor şimdi. Evet, evet <laughs> Oradan buraya çok şey değişti. Bizim de şirketlerin de bunu ayak uydurması lazım. Çok. Ayak uyduran şirketler hızla yükselirler diyorsunuz. Bir konuşmanızda Netflix örneği vermiştiniz. Ee, onu biraz e, örneği tekrar verebilir misiniz rica etsem? Tabii. Az önce zaten o bana uyanış sağlayan şey e, Netflix'in sunumunu izlemek oldu. De, oldu e, Burada mesela aslında Netflix'ten çok önce bunu söylemişler. Nordstrom diye Amerika'nın çok büyük e, perakende zinciri vardır. Müşteri kalitesi hizmetleri falan filan konusunda da bir sürü hakkında kitap yazılmış. Onların iş başvurusuna sonra işe aldıkları kişiye verdikleri tek kart var oryantasyon çalışan el kitabı. İç iletişim açısından düşünürseniz üstünde diyor ki verebileceğin en iyi kararı ver. Eğer kafan karışırsa malzeme müdürüne ya da İK'ya sorabilirsin. Bu şu diyor. Ben o kadar doğru bir alım yaptım. O kadar güçlü değerler yerleştirdim ki bu şirkete. Sen zaten o çatışma anında müşteriyle karşı karşıya geldiğinde ya da ürün lekelendiğinde en doğru kararını verirsin. Bunu Netflix'ten çok yıllar önce aslında Nordstrom söylemiş. Ben çalıştığım kurumlarda hep bu yola gitmeye çalıştım. Yani çalışanları ve şirketi özgürleştiren ama değerler üzerine bir altyapı kuran. E, Netflix ise benzer şekilde bizim iki kişilik kurduğumuz şirkette koyduğumuz prosedürleri binlerce kişi için koymuyor. E, Harcırah politikası yok mesela. Kendi paran gibi harcı diyor. Çin'e giderken biznes mi uçarsın? İşte beş yıldızlı otelde mi kalırsın? Kalmazsın herhalde. Kendi paran gibi harca. İzin. Kendin işlerini ayarladığın sürece istediğin zaman dinlen. Ha bunlara tabii ki aykırı, etik dışı davrananlar varsa da çok sıkı biçimde, çoğunluğu değil, o azınlığı cezalandırıyor. Bizim Türkiye'deki kurumların çoğunda ben şunu görüyorum. Yüzde beş hatalı hareket olacak diye yüzde de sıkıştırıyoruz. Evet tamam biri hakikaten hatalı bir satın alma kararı verebilir. Biri gerçekten ona kötü davranabilir. Ama bunlar zaten azınlık. Biz iyi yetenekli insanları o azınlıkların yaptığı hataya düşmesin diye kollarını bacaklarını çok sıkıştırıyoruz. E o zaman küçük şirketler, daha agile ajil olanlar öne geçmeye başlıyor. Ve yetenekli insanlar da e o zaman ben oraya gideyim diyor. Her şeyimi burada raporlayacaksam, her şeyden hesap vereceksen, bana güvenilmeyecekse Güven ve adalet en büyük sıkıntılı konular biliyorsunuz büyük kurumlarda. Peki iç iletişim dedik. Türkiye'de iç iletişim sizce nasıl işliyor? Doğru mu gidiyor? <laughs> Yanlış mı anlıyor bazı şirketler iç iletişimi acaba diye sorayım. Bir defa o kadar yanlış anlaşılıyor ki iç iletişim dediğiniz zaman Ali ile Ayşe'nin birbiriyle iletişimi, yöneticiyle çalışanın iletişimi, hadi empati göz göze bak beden dil falan onlar anlaşılıyor hala. Biz insanlar arası iletişimden bahsetmiyoruz aslında bakarsanız. Kurumsal kurumun çalışanlarına ve hatta içinde sayıyorsanız tedarikçilerine, bayilerine yapacağı, daha içeride kalan ekiplere yapacağı iletişimden bahsediyoruz. Ve e, benim çoğunlukla gözlemimde iç iletişimi böyle bir genel müdür mesajına kilitleyen veya yılda bir defa yapılan partiye kilitleyen şirketler var. Ya da işte e, kestane dağıtan sıcak, soğuk günlerde. Evet. Yani salep dağıtıp akşam işten çıkış bildiriyorsanız e, bu ne perhiz bu ne lehana turşusu oluyor. Veya e, langırt masası koyunca iş yerinde eğlenceli ortam yarattım sanan işte PlayStation atlamıyor. Play, evet en önemlisi. <laughs> en önemlisi. En önemlisi. En önemli. o. PlayStation odası bir langırt masası varsa, duvarlar renkli boyandıysa <laughs> mesela iş yerinde eğlence zannediliyor. Ee, aslına bakarsanız şimdi iç iletişimle ortamı biraz ayırarak konuşuyorum ama aslında hepsi bir. Aslında çalışana değen her noktada her an iç iletişim yapıyoruz. Biz yemekhanede e, mavi yakalıların masalarında plastik şeyle, sürahiyle servis yapıyorsak suyu ama beyaz yakalılar cam sürahiyle alıyorsa alın size iletişim. Sürahi yüzlerinden iletişim kazası. Orada istediğiniz kadar çalışanlarım en büyük değerimdir. Mavi beyaz yakalı kardeştir deyin. Hiçbir şekilde bunu doğru düzgün anlatamazsınız. Aslına bakarsanız iletişim artık o sizin söylediğiniz memo, duyuru, bildiri, bülten, prosedürün çok ötesine geçmek zorunda. İç iletişim deyince bir çalışan el kitabı yazıp dağıtmaktan da bahsetmiyoruz. Aslına bakarsanız kurumda çalışana değdiğim her noktada hangi medya, bu sürahi de olabilir, resepsiyonist de olabilir, sekreterin kendisi de olabilir, yazılı materyal de olabilir. Bunlar iç nasıl değiyor ve hangi mesajı taşıyor, ne işe yarıyor ona bakmak lazım. Bir tane iç iletişim kazası var kitaba da yazdım, bir kurumda doğum günü mesajı gönderiliyor çalışana. O çalışan da yeni girmiş, çok seviniyor. Doğum gününde e-mail geliyor genel müdürden diye. Cevap yazıyor hemen, çok heyecanla. Diyor ki, sevgili genel müdürüm işte adı neyse. E, çok sevindim. İşte ben buraya başlayalı 10 gün oldu ama zaten başladığım andan itibaren buranın çok farklı bir yer olduğunu düşünüyordum. Bugün doğum günüm için böyle bir mesaj almış olmak beni ayrıca sevindirdi filan. Birazdan mesajı cevap geliyor. Genel müdür sekreterinden. Boşuna sevinme otomatik mesaj diyor. <gülüyor> <gülüyor> Genel müdür sandığı mesaj bottan geliyor. <laughs> bottan geliyor bir de sekreter diyor ki üzülme. <laughs> Halbuki ona bot teşekkür ederim yazsa o bile daha iyi. Evet evet evet. İç iletişim sizin asıl uzmanlık alanınız. Ne? Yani iç iletişim ince 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 düşünmesi detaylanması gereken bir konu. Yani esasında şöyle diyebilir miyiz? Tamam kestane <laughs> dağıtanları eee yerinde batırmayalım. Yok, o Ona da iyi. da bir anlam verdikten sonra o da güzel. Dediğiniz gibi hani Başka yerlerde yanlışlar yapıp onu kestaneyle kapatmaya çalışıyorsanız yanlış. Tabii. Yoksa kestaneye dağıtmak, insanlara gül vermek özel günlerde Çok doğru. hatırlamak kötü bir şey değil. Çok doğru. Lütfen bunu karıştırmayalım. Hayır. İyi ki bunu hatırlattınız. Hı. Özellikle de tavsiye ediyoruz zaten. Hı hı. Pozitif yönetimin yaklaşımlarından bir tanesi var. Barbara Fredericks'in e, bunun araştırmasını yaptı. Aynen evlilik ilişkisinde olduğu gibi veya sevgililik ilişkisinde olduğu gibi... ...pozitif bağlantıların o şeyin başarısına katkısı var. Pozitif bağlantı da her dakika oluşuyor. Yani selamlamaktan kestane yemeğe, işte bir mailden ona buna kadar. Eğer araştırmalara göre bir kurumda üç pozitif bağlantı varsa bir tane negatifi sindirebiliyor. Çünkü azar değişitecek, işte kötü gidecek falan. Ve orada bağlı ve coşkulu çalışmaya da devam ediyor. Biz ama sürekli iletişimimizde şu eksik, bu eksik, bu hedef tutmadı, şu şöyle olmadı dersek ve hiç işte o söylediğiniz yumuşatıcı faktörleri de koymazsak zaten aşağı doğru gidiyor. Hı hı. Söyledikleriniz yumuşatıcı faktörler. Çok gerekli. Kestane dağıtırken ama mesela dilimizde işte burada yemek yenmez deniyorsa o negatif yazıyor. Hı hı. Aslında üzüm mi yemek istiyoruz şirkette duyuru yaparken? Bacıyı mı döveceğiz? Önemli burada. Şey diyebilirsiniz işte İKcı diliyle. Ayın 15'ine kadar avans formlarını göndermeyenlerden Avans ödemesi yapılamayacaktır denebilir. Ya da aynı şey diyebilirim ki ayın 15'ine kadar gönderirseniz avans ödemenizi yapabileceğim. Hiçbir fark yok teknik olarak. Yok esasında olarak. aynı şey ama. Ama pozitif connection sağlıyor işte. O pozitif etkileşim artı bire yazıyor. Ya da nötr en kötü. Hiç değilse eksi yazmıyor. E, bu arada kitabınızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu anda e, izleyicilerimiz bizi izleyen işin güzel yanı izleyicileri kurumsal iç iletişim kitabı Dil Türkmenoğlu'nun. Gerçekten çok güzel bir kitap. Konuştuklarımızdan çok daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz. Elma Yayınlarından çıkmış. Peki geçmişten kalan bir hantal iletişim yapısı olduğundan olabilir mi bu iletişimin bu iletişim kazalarının sebebi? Çok doğru. Yani organizasyonun DNA'larında Türk kültürünün içinden gelen şeyler de var. Mesela şey görüyorum, işte diyelim ki bir, bayi, bir vizyon toplantısı yapılıyor. Vizyon toplantısındaki diyelim ki temel mesajda şey, biz büyük bir aileyiz, işte eşitiz, yetenek falan. Bir bakıyorsunuz öne protokol ayrılmış, onlarına su konmuş ve sehpa konmuş. Arkada diğer çalışanlar öyle oturuyorlar. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana duruşusu yine aynı şekilde. Bu iletişim meselesinde kurumdan değil, insandan yola çıkmak lazım. Ama elbette buralarda organizasyonlar, Dingo'nun aharı değil. Sürekli eğlenelim, parti yapalım falan demiyoruz ki. Hı hı. Tam tersine mesaj karşı taraf tarafından benimsendiği zaman ancak ulaşmış olur. Duyuru atmış olmam, e-mail atmış olmam veya duvarlara yazmış olmam. Hiçbir şekilde o mesajın ya da <laughs> O bir de şikayet. <laughs> evet, evet. Bilgilendirme. CC ekleyerek olmuyor. İdil ee, Hanım gerçekten çok keyifli bir sohbet oluyor ama e, kısa bir ara vermemiz tamam. gerekiyor. Sevgili izleyiciler kısa bir aranın ardından işin güzel yanı Ekotürk ekranlarında devam edecek. Türk ekranlarında Türkiye'nin tek insan kaynakları programı işin güzel yanı tüm hızıyla devam ederken konuğumuz İdil Türkmenoğlu, e, iç iletişimden bahsediyorduk. E, geçmişe dönmüştük hatta, memolardan bile bahsettik. Evet, o nasıl değil mi böyle bir hani herkese uyan tek beden iletişim. Bir tane memo var, herkes her şeyi anlayacak gibi. Hı. Ama beni şaşırtan mesela şu anda da böyle yaptıkları. Mesela bir birleşme, şirket birleşmesi kadar majör bir şeyi bile tek bir e-maille, tek bir formatla tüm çalışanları duyuruyorlar. Halbuki ondan o kadar çok farklı segmentteki insanlar etkileniyor ki. Mesela orada diyelim küçük şirketteki benim işim ne olacak kaygısı yaşayacak. Büyük şirketteki belki gereksiz bir gurur yaşayacak. Tedarikçiler hay Allah ona başka fiyattan buna başka fiyattan veriyorduk şimdi ortaya çıkacak diye kaygılanacaklar türlü türlü kaygı var. Aslına bakarsanız böyle bir iletişim yapmadan kurumsal iç iletişim planlamasını yıllık hı, tabii ki yapıyoruz ama asıl böyle majör olaylardan önce de segment segment bu duyuru gittiğinde kim ne hissedecek diye bakıp her birine ayrı duyuru Ayrı ayrı hikayeler anlatmaktan bahsetmiyorum ama sorularını cevaplayacak şekilde ayrı ayrı duyurular oluşturmak bile çok önemli. Bir e, beyaz yakalı genel müdür seviyesindeki insanlara tepe yönetime göndereceğiniz dil ve yaklaşımla orta seviyeye ya da daha giriş seviyesine göndereceğiniz bile farklı olmalı. Hı hı. Bu işten etkileneceklere gönderilecekler tamamen farklı olmalı. Ve aslına bakarsanız kurumsal iç iletişim bir hakikaten uzmanlık. Bu maillerimizde atsın işte yemekhaneyi de boyatsın, eğlenceli turnuvalar düzenlesin diye junior bir çocuk alınıp ve görevlendirilecek bir iş değil. Kurumlar açısından, kültür ve yetenek yönetimi açısından kurum içi iletişim fonksiyonunun tanımlanması ve bu konuda ya danışmanlık alınması ya ajanslarını yönlendirmeleri çok kritik. Reklam ajansları da geliyor, işte müşteriler için bir kampanya yapıyor. Aynı anda bunu içeride nasıl anlatırız ve iç müşterileri nasıl toparlarız diye de sunabilmesi lazım. Hı hı. Önümüzdeki birkaç yıl, ben bunun çok yükselişte olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar her yerden bilgi edindikleri için kurumum niye bana bunu söylemiyor zaten diyor. Twitter'dan duymak istemiyor hiçbir şey. Ben ben size hak veriyorum. Hatta e, benim şeyim şu, fikrim şu. E, firmanın içerisinde bütün birimler aynı dili konuşmalı, pazarlamasından Tabii ki. satışına e, insan kaynaklarından başka birimlere kadar aynı dilde konuşuluyorsa o zaman iletişim çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Buna işte iç iletişim de dahil. Çok doğru. Özellikle de mesela herkese değen muhasebe, insan kaynakları gibi birimler. Acaba siz nasıl bir kurumsal iç imaj yaratıyorsunuz da onlar nasıl iletişim yapıyorlar? Hı -hı. Mesela büyük büyük umutlarla birini transfer ediyorsunuz şirkete. ikna görüşmeleri falan filan. Acaba ilk borcosunu aldığında o borcuyu teslim eden kişi ona nasıl davranıyor? Veya biz şey sorduğunda nasıl davranılıyor? İnsanlar arasındaki iletişimi bile regüle ediyor kurumsal iç iletişim. Peki kurumsal dil nasıl belirlenmeli sizce? Şirketin kendi DNA'larından çıkan değil. Hani yapmaktadır, yapıyor olacaktır, geliyordur filan değil. Yani mesela soğuk bir şirkette yani dışa karşı da soğuk olan bir şirkette içeride esprili ah hey, şeklinde bir iletişim evet, doğru mu sizce? Kabul görmüyor zaten. Hı -hı. Söylediğiniz kurumlar tabii aklıma geliyor. Orada Hı -hı. tutmuyor doku bunları dışarıya doğru da tükürüyor böyle bir iletişim. Hı -hı. Ama zaten biz sıcaklıkla gevşekliği karıştırmamamız lazım. Hı -hı. Evet. Size çok basit bütün ikacıların bildiği bir örnek söyleyeyim. Normal gündelik hayatta ismimizle konuşuyoruz, çoluk çocuk soruyoruz diyelim. Birbirimizle de bağlı çalışıyoruz ama tutun ki bir hatalı hareket oldu. Bir uyarı vermem lazım size. Ve uyarı vermeye çalıştığım an, ''Aa Mehmet nasılsın, çocuk nasıl?'' dediğim arkadaşıma, Sayın Mehmet Onur, şu tarihten itibaren burada çalışmaktasınız. Şu tarihte şu yapıldığınız tespit edilmiştir. Bir gün içinde bilmem ne yapmanız, aksi takdirde işverenin bilgilendirme gereği bilmem ne tebliğ ettim, tebellü ettim. Yazılı bir kağıt veriyorum. Bu bizim kurduğumuz performans ilişkisini bozan bir dil. Evet. Ve bunu bu, bu mektup sizce size mi yazılmış, hakime avukata mı yazılmış? Potansiyel soruna karşı. Üzümmeyeceğim, aciyimi döveceğim. Kitapta da bu tür IKsal yapılan hatalı örneklerden çok bahsetmeye çalıştım. Bizim İK olarak amacımız çalışanın performansının önündeki her tür problemi kaldırmak olması lazım. Bu onu iyi hissettirmekte olur hakikaten, ama adil davranıldığını bilmekte olur. İşte kaynak eksiği varsa onu tamamlamakta olur. Ama benim sizin duygularınızı inciterek işte onurunuzu kırarak yaptığım bir iletişimin ne şirkete faydası var ne de performansa faydası var. Peki iç iletişimde işveren markası iletişimde çalışan değer önermesi EVP şart mı sizce? Bu Yani bu iletişim başlamadan önce şirketin EVP'sinin oluşturulması şart mı? Aslına bakarsanız birçok şirket EVP'sini biliyor ve işe alımda söylüyor da bunun EVP olduğunu bilmiyor diye düşünüyorum bir miktar. Bence şart evet. Hı. Ama şimdi şundan korkuyorum. EVP şart deyince herkes koşup danışman şirketlerde bir EVP ölçelim, yazalım dememesi lazım. Danışmanlarla ve yardımcılarla içeriden üretilmesi gereken bir şey bu. Bunu demek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz insan kaynakları çok geç gelişmiş bir alan Türkiye'de ve bilenin bilmeyenin aslına bakarsanız danışmanlık yapmaya çalıştığı, yurt dışından konseptleri getirip tercüme edip zorlamaya çalıştığı ve dokunun çok zor tuttuğu, kabul hmm. ettiği alan. Ee, dışarıdan da konuşmak çok daha rahat artık bunları. Çünkü buranın kültürüne, buranın performans beklentilerine, buranın yaşam tarzına uygun çözümlerle performansı arttırmamız lazım hep beraber. Ee, yanlış tercüme edilmiş, Türkçeleşmesi bile zor. O kadar kelime var ki biliyorsunuz. Evet. Bir İK terminoloji listesi yapsak, dahiliyet ve bilmem ne, yetkinlik bilmem nesi, o kadar insanların anlaması, performans indikatörleri, anlaması zor, terminolojiyle birlikte push edilmiş, içeriye sokulmuş bir şey var, yapı var. Onun için EVP sorunuza geri dönersem, Employee Value Proposition, yani ben çalışana ne değer katıyorum, her firmanın düşünmesi gerektiği, İK'nın şapkasını önüne koyup bunlar etrafında çalışması gerektiği bir şey, evet. Ee, ama terminolojiyle de korkutmayalım. Bu aslında ben niye burada çalışıyorum? Burada çalışmak neden iyidir'in cevapları. Ve bunu her çalışan rahatlıkla veriyorsa şirket içinde, yani niye bu şirketi çalışmayı tercih ettin, iş teklifi aldığında ne hissettin ve burada ne olacağını düşünüyorsunun cevapları aslında bir şekilde EVP oluşturuyor hı hı, az hı. çok. Ee, bu neden oluşturması önemli, İK'nın da kendi içindeki pusulası olması için önemli. Hı hı. Ben mesela az önce söylediğiniz gibi kestane dağıtıyorsam, bu EVP'nin neresine oturuyor? Evet. Bir e, vizyon toplantısı düzenleyeceksem, gündem maddelerimin ne olması lazım? En basiti kitapta da açılışta onu söyledim. Mesela bizden bize, sizden size filan gibi dergiler var. Şirket iç iletişimini arttırın diye. Ben çalışmaya başladığımda 91-95'te de vardı, hala var. Tamam hadi bir kısmı dijitalize olmuş. Hı hı. Ama ben şimdi kimin çocuğu olmuş? kim evlenmişi oradan okuyarak nasıl bir değer kazanıyorum çalışan olarak? Ben bunu zaten Twitter'dan duymadım mı? Dergi ya basılmadan. Ya da intranetten bir şekilde. Bazı şirketlerin interneti daha böyle aktif. Evet ama anında da duydum. Peki evet. bir insanın yaşam döngüsündeki en önemli şey evlenmek ve çocuğu olması mıdır? Master'ını bitireni niye orada duymuyorum? E, fotoğrafıyla ödül alanı niye duymuyorum? Sonuç olarak bunlar dediğiniz o Ara vermeden önce bu kültürden gelen eski şeyler, evet. DNA'larda damarlarda kalmış eski alışkanlıklar. Peki biz bize sizden size dergisinde bazı kurumlarda görüyorum. Mesela birinin terfisinin sonucu hayat hikayesi paylaşılmış. Bakıyorum adam 25. senede müdür olmuş. Şimdi bu yeni çalışanlar açısından nasıl bir mesaj? <laughs> Kötü bir mesaj. Niçin bu kişiyi burada şey yapıyorsunuz? Kutlayalım bir kutu içinde. Ama 25 senede ancak müdür olduğunu ifade eden bir haberin katkısı ne buraya? Sonuç olarak onun bile planlanması lazım. Bizden, bize, sizden, size, içimizden haberler dergilerinde hangi köşe ne mesajı verecek? İşte atıyorum rekabetçi mi olacağız? Rekabet konuları yeterince işleniyor mu? İşte gençlere fırsat mı veriyoruz? Yeterince bu konuyla ilgili haber var mı? Ee, çalışan neyi duymak, öğrenmek istiyor? EVP bu, Employee Value Proposition. Burada çalışmak ne katacak? Onları dahil etmemiz lazım. Tabii bu e, EVP dediğimiz süre çalışan e, değer önermesi süreci, markalaşma süreci e, gerçekten e, uzun süren ve bütçe gerektiren bir çalışma. Yani e, düşük bütçelerle de yapılabilir mi bu? Kesinlikle yapılabilir. bu Ya da paranız yoksa hiç başlamayın bu işe der misiniz? <laughs> hiç demem. Hiç demem çünkü... Bu felsefe. Hı hı. Bu felsefede mesela iyi yaşama felsefesi gibi. Ben çok param varsa çok güzel lüks tatiller de yapabilirim. Kısıtlı bütçemle ama yine çok Oslo'da iyi yaşayayım. kalırım yine. Yine gezerim dünyayı. Evet. Bu bir zihniyet meselesi. Aslında bütçelerin arkasına da sığınmamak gerekiyor. Evet. Ee, burada şeyden bahsediyoruz aslında bakarsanız. Pusulan bu şirket ne sunacak çalışanlarına? Bu iyi ortam sunmak illa çok yüksek para vererek de olmaz ki. İyi ortamın bir sürü başka tanımı var. Ayrıca size başka bir şey söyleyeyim diğer taraftan. Bu employer branding'e de çok para yatırılıyor ya. Kampüs günleri, tanıtımları, çocuklara çikolatalar, hediyeler, yetenek kampları falan filan. Ne kadar etkili acaba diye bir soru geldi. Bir dönem, Boğaz içinde iki dönem önce insan kaynakları yönetimi dersi de veriyordum. Oradaki çocuklara ödev olarak bütün Türkiye'nin 40 büyük markasını dağıtıp employer branding yapan, employer branding şeylerini bir inceleyin uzaktan, içine girmeden, röportaj yapmadan bir şey olarak bunlara mazur kalan insan olarak inceleyin, okuyabileceğiniz bütün kaynakları okuyun ve bu employer branding kampanyasına ikna oldunuz mu, orada çalışmak ister miydiniz yazın dedim, bu da final ödevi oldu. Çok güzel bir geri dönüşüm. Çok, iki dönem boyunca bunu verdik, Hı. 80 tane kağıt var hakikaten işte ekşi sözlüğü de okuyor Boğaz için yeni mezun çocuklar. Şikayetim varı da okuyor. Müşteriler ne demiş diye. Web sitelerine de bakıyor. Hatta web sitesine bakıp yönetim kurulundaki veya genel müdür yardımcısı seviyesindeki insanlar hangi okullardan, kadın mı erkek mi diye bakıyor. Yani o kampüste yapılan çadırlı konserlere falan da itibar etse bile çok az puan veriyor. Ve bütün bunlara birlikte baktığı zaman aslında gerçek Ha bu employer value proposition buymuş diyor. Onun için başlangıç sorunuza dönersek employer branding böyle dışarıya pazarlama yapmak değil sadece. İçten en baştan pusulayı belirlemek, İK'yı ve diğer departmanları bunlarla aynı hizaya sokmak, hep beraber iç iletişimi değerlendirmek, iç iletişimi planlamak, bunun bir kısmına bütçe ayırmak, bir kısmını sadece kendini toparlamak kimse şey değil. Aptal değil bu dönemde. Herkes okuyor, araştırıyor, duyuyor, gerçek puanını veriyor. Hı hı. Onun için çok entegre yönetilmesi gereken bir şey. Peki işveren markasından yola çıkarak motivasyona geçmek istiyorum. Çalışan motivasyonu nasıl arttırılır sizce? Ve bunda işveren markasının katkısı nedir? E, i̇ç ve dış motivasyon biliyorsunuz e, diye konuşmak lazım. İçsel motivasyon çalışanın kendini doğru tanıması e, ve aslında kendi motivasyon faktörlerini o kurumda bulmasıyla alakalı. Ve e, Spitzer'ın en son yaptıklarını kabul edersek insanın kendi kendini motive etmesi için 8 tane ana faktör var. Bazıları çok hareketten hoşlanıyor, bazıları kendini geliştirmekten, bazıları takdirden. Ama bakın bazıları. Yani herkes ünvanla motive olmuyor. Evet. Onun için iki ayırırsak, bir evet çalışanın bir içsel motivasyon faktörünü bulup çıkarmak lazım. Bu da yöneticilerin ve insan kaynaklarının görevi. Yani departmana baklava dağıtırsanız herkes motive olmuyor. Herkesi birden yükselteyim, onlar da olmayacaklar. Çünkü başka şeyler bekleyenler var. İkinci tarafsa dışsal motivasyon. Tabii ki dış faktörler etkiliyor. Benim çalıştığımın o ortamın bana ilgi gösterdiğini görmek, işte hediyeler yapması, özel günleri hatırlaması, employer branding etkinlikleri Buna da bütçe ayırması elbette motivasyonumu arttırır. Fakat pozitif yönetimde bahsettiğimiz çok enteresan bir konu var. Bu 5'e 1 oranı var işte. Yüksek performanslı takımlarda 5 pozitif şey olması lazım motivasyon açısından. Ama bir de tavanı var bunun. 13'e 1 gibi. Eğer her şeyde böyle güllük gülistanlık, sürekli bir takdir, sürekli bir hediye, sürekli bir coşku olursa da çalışanlar bunu sürrel kabul ediyor. İşim artmaya giriyor biraz <laughs> değil mi? Evet. Peki, e, dediniz ki yöneticilerin payı burunda çok çok büyük, e, büyük. peki e, siz başkan yardımcısı pozisyonunda da çalıştınız, üst düzey pozisyonlarda çalıştınız geçmişte, e, kişisel olarak soruyorum, üst düzeydeki insanlar nasıl motive oluyor? Neyle motive oluyor? Araba Verdikleri arabanın markasıyla mı motive oluyor, e, ofisle mi, ofis bile çok önemli bence hani ne, motivasyon nasıl art şeyde artıyor? İşte bunun hem kişisel hem dış faktörleri var dedim ya. Beni hakikaten şaşırtıyor. Bu arada insanlar buna takılıyor, takılıyor. diye için Çok doğru söylüyorsunuz. Ben markası yüzünden küsen yöneticiler de tanıdım, araba markası. Hı -hı. Bırakın araba markası modeli aynı, motor büyüklüğü farklı diye takılanlar da gördüm. Bunlar beni şaşırtıyor çünkü benim kişisel motivasyon faktörlerim bunlar değil asla. Ama... E, yargılamıyorum. Herkes farklı şeyden motive oluyor. E, o kurumun o tip insanlarla çalışıp çalışmak isteyip istemeyeceği ise onların bileceği iş aslına bakarsanız. Hı. Diğer taraftan dediğiniz doğru şeyin e, ofisimin yeri, yeri penceresi evet. e, sekreterimin arabasını otoparka park edip park edememesi falan bile girebiliyor. Hı hı. Ama bir yandan şimdi biraz da yaşlandıkça insan şunu düşünüyor <laughs> böyle bu kadar deneyim kazandıkça Bunlar aslında motivasyonla alakalı şeyler değil, tatminle alakalı şeyler ve hayatta bazı şeyleri tatmin edilmemiş insanlar bunlara da takılmaya devam ediyor. Hmm. Ve aslına bakarsanız ben şu anda da çalışacağım insanları seçme şansım olduğu için kendi motivasyon faktörünü bulmuş ve tutkusuyla çalışan, güçlü yönlerini ortaya koymak isteyen insanlarla çalıştığım ekipler kurabiliyorum. Ee, burada. Motivasyon açısından, kişisel motivasyon açısından benim çok e, öğrendiğim bir e, şey var, filozof. Csikszentmihalyi, bu flow, akış kavramını e, koyan pozitif psikolog. Kendimi de öyle tanımlıyorum. E, kendi motivasyon faktörümü öyle çekiyorum. Çok kabaca diyor ki, insan zaman geçtikçe yetkinlik kazanır, organizasyonu tanır, becerileri artar, büyür, gelişir. Bir de işinin yükü vardır challenge'ları, zorlukları vardır. Şimdi eğer siz beceriler kazandıkça falan bu yükler artmazsa, yükü negatif anlamda söylemiyoruz zorlayıcılık, heyecan veren şeyler. Yük artmazsa monotonluğa düşer, motivasyon düşer, işte kendi kendine yavaşlar. Ama kapasitesinin çok üstünde yük alırsa da bu onda büyük baskı hani burn giden şeyler yapar. O da o zaman yukarıdaki kaygı alanını düşürür. O zaman böyle ince bir ortada alan var. Sıkıntıya düşmediğiniz ama burn out'ta olmadığınız. Ama bu da şunu söylüyor. Çapraz lineer ya, o zaman ince ayar gerekiyor sürekli. Yani şu anda artık bir sürü şey öğrendim. Yeni bir challenge'a ihtiyacım olması lazım. Her gün aynı şeyi yaparsam aşağı düşeceğim. Ya da tam tersine şu anda kaldıramayacağım kadar çok operasyon falan var benim ya başka yetenekleri yanıma çekmem lazım ya bu yoldan ayrılmam lazım diyebilmek lazım. Ben kendimi arada bir öyle çek ettim hep. Böyle hafif sıkıntıya düştüğüm an kendi kendime iş yarattım. Bu iş inşallah şirketler sağlayabilsin. Terfi ettirerek veya işini zenginleştirerek, yanına ek roller vererek. Yapamıyorsa da bunu organizasyon dışında da arayabiliriz. Şirket içinde gönüllülük programı kurabiliriz arkadaşları örgütleyip bilmem ne yapabiliriz. Hafta sonlarımıza bir girişim koydurabiliriz. Çocuklarla başka bir etkinlik planlayabiliriz gibi. Kitap yazmaya kendimizi zorlayabiliriz. Hı hı. E, kendi motivasyonumuzu kendimiz arttırıyoruz hele bu seviyede. Yönetici koltuğunda otururken e, PUBG ya da Solitaire oynamaya fazla zaman ayırıyorsunuz. Demek ki yanlış yoldasınız. <laughs> evet. Bu da kendi şey ise hani eskiden bir de o yine kültürden gelen şey var ya her şey kontrol altında bana sadece sorsunlar. Evet. Artık dünya o kadar pahalı ve rekabetçi ki öyle her şeyi bana sormalarına gerek yok tipi yönetici grubuna aslında ihtiyaç da yok. Gitgide hiyerarşinin gittiğini, yataylaştığını görüyoruz. Evet. Ee, benim son işimde üç tane müdür ve ben doğrudan çalışıp bütün organizasyonu yönetmeye çalışıyorduk. Ama e, uluslararası arenada da öyle çok büyük bir FMCG firmasının dünya başkanına bağlı HR'cı tek kişilik bir ofiste. İK tek kişi çünkü bölgelerdeki İK ekiplerini kullanıyor. Ama bizim alıştığımız holding yapılarında biliyorsunuz salon, salomanje koltuklar, evet. sekreterler, şoförler, şoför yardımcıları, ofis boylar falan. Bunların da zamanı geçecek. Peki e, performans yönetim sisteminden bahsetmek istiyorum. Birçok şirkette çalışanlar performans yönetim sisteminin adil olmadığını düşünüyorlar. Evet. Yani çok kurumsal şirketlerde sanki hani doğru kişinin kayına biliyorsam iletişimim iyiyse ben daha hızlı yükselirim durumu söz konusu. Ee, ne, ne, tür sıkıntılar var şirketlerde sizce? Doğru mu bu? E, performans yönetim sistemi spesifik. Şunu söyleyebilirim. Bunu da yine psikolojiden sınıf arkadaşım Çağlayan'dan öğrenmiştim. Çok benimsediğim. Scarf diye bir model var. E, David Rock'ın tanımladı. Yine bu smart gibi bir kısaltılma. İngilizceden Status, Clarity, Autonomy, Relations ve Fairness. Türkçesi çalışanlar performansı değerlendirirken bir defa statüsünü eşit olmasını ya da hakkaniyetli değerlendirmeyi bekliyor. Statüm ne diyor burada? Sen beni değerlendireceksin, ben öyle ezilecek miyim? Eşit konuşmamız lazım. Hı hı. C, Clarity. Hedeflerim net mi? Ne beklediğin net mi? O notun ne olacağı net mi? O not nereye gidecek, neyimi etkileyecek bunları görmek istiyor. A, otonomi. Bu hedefleri gerçekleştirirken benim bir inisiyatifim var mı? Ne kadar hedefleri belirlerken bana da fırsat veriyorsun? R, relations. Bunu birlikte kol kola yöneticimle yönetecek miyim? Yoksa böyle bir sürekli hesap sorulan tarafta mı olacağım? Ve F, fairness, adalet. Bunun sonucu adil olarak değerlendirilecek mi? Hedefler adil mi? Ona verdiğinle bana verdiğin arasında bir şey, karşılaştırma yaparsak sonuç ne? Bu scarfı bozuk deriz İK terminolojisinde. Scarfı bozuk sistemlerin hiç kimseye faydası yok. Ama bunu bir kenara bırakıyorum. Aslına bakarsanız şu, şu yüzden kenara bırakıyorum. İşte işe almak, işte değerlendirmek, terfi, performans, ücretlendirme falan gibi klasik İK işleri bana göre fonksiyonlar, İK'nın sorumlulukları değil. İK gerekirse o şirketteki performans sistemini de kaldırır, kaldırmalıdır. Kaldırdığı an şirket performansında bir değişiklik olmayacaksa zaten kaldırsın. Niye yapıyorsunuz? Evet. Hayır, performans sistemini çok düzgün kullanıyorum. Şirket de bununla birlikte güzel ilerliyor. Ayrıca sonuçlarına göre kimseye haksızlık etmeden terfisini, ücretini ayarlıyorumsa, tamam Zaten Ama o zaman bir yararı olacak. Geri dönüşüm olacak. Şirketlerin %80-90'ında inanılmıyor sisteme. Yönetici de inanmıyor. Yasak savma aktivitesi olarak geçiriyor. Zamanından veriyor. Halbuki İK'nın fonksiyonu aslında şöyle hani personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçti ya. Şimdi de talent ve culture, yetenek ve kültüre geldi. Benim kültürüme katkısı ne bu işin? Kültürümle örtüşüyor mu? Yetenekleri bulup çıkarmama, desteklememe performanslarını artırmama katkısı oluyor mu? Şimdi iş yerinde adaleti sağlayacağım, insan haklarına dikkat edeceğim, çalışanlarımın onurunu koruyacağım, önündeki her tür engeli kaldıracağım. Her tür engel derken kötü muameleyi de engelleyeceğim, cinsel tacizi de engelleyeceğim, şikayeti varsa herkes her yere başvurabilir, bunu da tanımlayacağım. Müşteri bile rahatsız ederse çalışanımı koruyacağım. Hani böyle bir ortam yarattığınız zaman performans değerlendirme sistemi, ücretin bilmem ne sistemi, ödül sistemi tamamlayıcı faktörler olarak ortaya çıkıyor. Peki insan kaynaklarına tekrar geri dönersek, insan kaynakları birimi olarak yani e, neler yaparak şirketin önünü açabilir sizce? İnsan kaynakları birimi olarak sadece servis veren, istendiğinde yanıt veren, işte user ile çalışan bir şey gibi olmaması lazım. Bütün departmanların içinde, bunu herkes söylüyor, işte stratejik ortak olmak falan diye. Bu kadar süslü laflara gerek yok. Hatta bir ara şunu düşünüyordum, bu yani ortaya attığım bir tartışma. İK'nın business partnership yapıları, iş temsilcileri koyuyor ya, İK'yı daha da izole ediyor gibi geliyor bana. Çünkü... Oradaki bilmem ne mühendislik ekibi gidip kendi İK sorumlusunda bir şeyler söylüyor. O da gidiyor İK'da bir şeyler yapıyor. İyice ayrıştırıyor sanki Hı -hı. gibi geliyor. İyice uzaklaşıyor. Yani, İyice uzaklaşıyor deneyken. gibi. Halbuki mesela sürdürülebilirlik nasıl herkesin kanında gezmesi gereken bir şey. Orada satın almacı nasıl tedarikçi seçeceğine de öyle karar verir. Reklamcı reklamında çocuğu nasıl kullandığına da karar verir. Ee, üretici... Üretim alanında çalışanlara nasıl imkan verdiğine de bakar. Yani sürdürülebilirlik nasıl her yere yaygın bir fonksiyonsa, insan kaynakları da böyle yaygın olmalı. Yani ben çalışanımın onurunu koruyan, ona haklarını sağlayan ama aynı zamanda adaleti sağlayan, performansı koruyan bir setup'ı sadece İK'ye ihale edemem. O bütün herkesin sorumluluğunda. Onun, ama İK'nın da genel reaksiyonu şöyle oluyor. Yani bir defa yönetici şöyle diyor. Ne yapalım İK karar vermiş. Günah, geçiş, Günah keçisi. Günah oluyor. keçisi oluyor. Ama İK da aynı şekilde bize iletilmedi diyor. O da kendini çekiyor. Hep son dakika haberimiz oluyor diyor. Biznes karar vermiş diyor filan. Böyle ilerleyemeyiz. İK'nın yönetim kurulu veya hem de aşağıda genel müdür yardımcıları en eksi bir seviyede sandalyesinin olması ama oradaki kişinin de yerini doldurması gerekiyor. Ama bu arada her şirkette de bu yok. Yok. Yok yani şunu söyleyebilir miyiz? Yani bunu ciddi alan şirketlerde ben onu gördüm. Hani genel müdür yardımcılığı seviyesinde e, ya da üst daha üst düzeyde temsil ediliyor şeyler. Ee, şimdi İK'cıların bazıları da yine çuvaldızı da kendimize batırarak ikacıların bazıları da çok fazla kendini izole eder biçimde, dokunulmazlık alanı yaratmaya çalışır biçimde. Bu bir uzmanlık bize karışmayın, bize sormadan yapmayın falan şeyine giriyor. Halbuki bir yönetim takımının parçası olduğunu hissedip birlikte dans edebilse, iki ileri, üç geri, bazen onu esneterek, şey yaparak tabii ki her zaman hukuka uygun olarak, etik olarak ama bazı yerlerde de tamam canım sıkıştıysak bu formları sonra dolduralım diyebilmesi lazım. Çünkü o an müşteriye hizmet önemli. Ee, sonuçta şunu demeye çalışıyorum. Yani o seviyede rol verilmiş olsa bile bazı İK'cılar o koltuğu doldurmuyor. Tam tersine o seviyede tespit e, temsil edilmese de çok iyi insan kaynakları uygulaması olan firmalar da var. Çoğunlukla patron şirketleri ve büyüyen patron şirketleri. TÜSİAD'daki bir e, patron yönetici bir abim şey demişti. Ben küçükken çalışanımın herkesine, yani şirketim küçükken dokunabiliyordum, bir dolaşıp geliyordum, selam veriyordum. Şimdi İK'cılarım bana diyor ki aman siz dolaşmayın doğrudan size iletiyorlar. E iletsinler diyor. Tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. İK zaten çalışanla birlikte, işverenle birlikte, herkesle işin yanında olmak zorunda. Ne işçinin temsilcisi ne işverenin temsilcisi. İşin devamlılığını sağlayan bir yapı aslında. Ve patrona, yani size direkt gelenlere cevap vermeyin demek hangi İKC'ye yakışır diye düşünüyorum. Evet. Yanlış Bilmiyorum. kurumsallaşma. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> Konuşacak daha çok şeyimiz çok şey fakat e, süremizin ne sonuna geldik. Bitti? Evet, çok çabuk bitti. Çok sağ olun, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen programlarda tekrar sizi sağ başka konuları konuşmak üzere e, konuk etmek isteriz. Memnuniyetle. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, insan kaynakları ve iş hayatının ilham veren programı İşin Güzel Yanı'nın sonuna geldik. Her türlü soru ve önerileriniz için bize Instagram, LinkedIn ve Twitter'dan İşin Güzel Yanı adresinden ya da İşin Güzel Yanı et e-posta e adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip eder, bizimle iş hayatınızda karşılaştığınız sorunları, güzellikleri hatta komik durumları paylaşırsanız biz de programda memnuniyetle paylaşır ve yorumlayabiliriz. Biz biz önümüzdeki hafta aynı saatte Ekotürk ekranlarında işin güzel yanlarıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.